Merhaba dostlarım, ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Ege yani FB Surprise'ın hesabındayım. Umarım güzel bir video olur. Kimse de olmayan ZVÇ eklentiler var. Çok ender sayıda kişi de var. Bakalım videoyu da beğenecek misiniz? Hem uçarı tanıtacağız hem de biraz sohbet edeceğiz. İnşallah güzel bir video olur kardeşlerim. Abone olup like atmayı unutmayınız. Hemen açıklamadaki linkten Ege'nin kanalına da gidebilirsiniz. Arada canlı yayınlar açıyor. Çok başarılı bir oyuncu gerçekten ve benim de yakın bir arkadaşım. Dostlarım, videoya geçmeden önce de sizlere güzel bir tanıtım yapacağım. Onu da mutlaka izleyin. İşinize yarayabilir. Haydi videoya geçelim. Evet dostlar, biyotek bileşim güvencesiyle inanılmaz bir indirimden bahsediyorum. Hiper makrolu fare gerçekten düşük bütçeye göre harika bir ürün. Şöyle güzel de bir mousepad hediye ediyor kardeşlerim. Ürünü de şu anda kullanıyorum. Gerçekten güzel, tuşları falan çok hızlı basıyor. Tamamen güvenilir bir mağaza. Hemen gidip düşük bütçeye güzel bir ürün alabilirsiniz. Haydi bereketli alışverişler olsun. Tekrardan merhaba kardeşlerim. Bu Ege'nin asıl orijinal çarı. Şu anda kullandığı biliyorsunuz ki Zola'nın e-sporculara verdiği çar. O yüzden itemlerin süresi ya da elindeki silahların süresi falan bitmiş olabilir. Bakalım bıçak kalmış mı? Şu sınırsızmış. Yani şunu kullanalım bari. Orijinal çarında artı 6 karambit varmış Ege'nin. Şimdi asıl merak ettiğimiz konu ne kardeşlerim bilin. Şu ZVÇ eklentiler. Ege'de zaten Fenerbahçe desenlerini bütün itemlerine çıkarmış. Şöyle M4 A1'inde var. Ondan sonra bakın kardeşlerim. Oyunda çok ender kişi de var bunlar. 4 tane eşsiz olarak. Desen ZVÇ desen zaten. Bu Süper Lig deseni de var. Bununla daha parlak duruyor sanki. Galatasaray'a benziyor. Bu da ZVÇ deseni. Ondan sonra M4'ün neredeyse bütün desenleri var. Ve Fenerbahçe desenine sanki biraz daha şık duruyor. Ege kardeşim öyle de Fenerbahçe klanının kaptanı bu arada. Suun klandan ayrıldıktan sonra kaptanlık rolünü Ege üstlendi. Aklınızda bulunsun kardeşlerim. Yani Surprise. Ön eklenti olarak bakın şöyle var. Şu biraz ekrana sığmıyor. Şöyle yaparsak sanki daha güzel olacak. Alt eklentisi ZIÇ lazerleri var. Gördüğünüz gibi kırmızı, sarı aksesuar full efsane bu arada. İtem biz tekrardan şunu ZIÇ yapalım. Belki birazdan da bir el atarım. Evet gördüğünüz gibi kardeşlerim gerçekten harika duruyor. Böyle kill sayıcını çıkartalım. Ondan sonra kardeşlerim şöyle gelelim emme ve lakin P90. Ege P90'a niye böyle bu kadar yatırım yapmış ya? Altın desen o ne güzel duruyormuş be. Bu arada P90 da fullmuş arkadaşlar. Colt. Ondan sonra gelelim Glock 18'e. Herkesin çok sevdiği bir tabanca. Bir türlü benim sevemediğim bir tabanca. Aslında seviyorum ama kardeşlerim oyunda biraz daha zor olmasını istiyorum. Çünkü ne bileyim yani Glock 17, Zigana hadi bunlar neyse de Glock 18 bildiğiniz taramalıdan farkı yok abi. Biraz daha zor olsun. Şimdi Deagle'ın zevkini ondan sonra ne bileyim en azından Magnum falan Colt bile daha zevkli olur Glock 18'den. Bu arada sağıma soluma bakıyorum. Hanım bana çay koyacaktı. Unutmuş. Glock 18'inde ZIÇ deseniyle bu şekilde duruyor. Zich varmış. Bütün eşsiz desenler var kardeşim. Süper Lig deseni de güzel duruyor. Kabus, Transform, Mekatronik ama Mekatronik bir efsaneydi değil mi? Altın desen, Fenerbahçe desen Glock 18'de de var. Şimdi ZVÇ olarak üst eklenti zaten bu da eşsiz. Ön eklenti olarak küçük var, uzun olan var. Bence Vandetta Glock'ta daha güzel duruyor sanki. Alt eklenti de takalım şöyle. Oo. Nasıl durdu lan bu alt eklenti? Allah Allah. Böyle mi duruyormuş lan bu? Az önce fark edemedim. Ne güzel durdu lan. Vay be. Şöyle bir gelelim bakalım. M4'te de öyle mi duruyordu o? Bak alt eklenti nadir gibi değil. Değişik duruyor biraz daha kardeşlerim. Ya da mavi oldu ya da Glock'taki mi değişik duruyor? Da bana mı öyle geldi? Baksana da şurada biraz değişik. Şu nasıl duruyor? Allah Allah. Enteresan. Şimdi bakarız tekrardan.
AWP'nin süresi bitmiş. Ege kullanmıyor bunu çünkü Süper Lig şarını kullanıyor. Vendetta şunu şöyle takarsam AWP'miz de bu şekilde 4 tane eşsiz deseniyle beraber gördüğünüz gibi bütün desenleri var neredeyse zaten. Üst seklenti harika duruyor değil mi şu kardeşlerim? Bununla video çekmiştim ben. Ön eklenti var. Quantum da varmış bu arada. Alt eklenti bakın AWP'de o şekilde Glock'taki gibi durmuyor öyleler. Umarım beğenmişsinizdir. XCRL bu arada Vendetta'lıymış. AK-47'sine bakalım. Süreleri bitmiş ama kardeşlerim olsun. Bizim de değişik bir item eklenti varsa bakabiliriz. AK-47 bu arada full efsaneymiş. Üst eklenti full mekatronik yapalım bakalım. Ön eklenti. Ulan aha mekatronik de varmış. Ulan deseni koymamışız. Alt eklenti. Aksesuar. Full mekatronik, full efsane bir AK-47 oldu. Bence güzel, bence başarılı. Fenifal de full efsane, vay be. Aksesuar mı yoksa? O da var. Ne yok lan burada? Alt eklenti. Full efsane Fenifal Egeciğim. Bunlara niye süresi yok? Altın güzel Fenifal da Fenerbahçe. Kaplan deseni de varmış. Ulan Fenerbahçe desenini Ege bütün itemlerine çıkarmış be. Leon 1 bu şekilde. Tar 21 full efsane. Ya şimdi bunların niye süresi yok biliyor musunuz kardeşlerim? Ege şu anda çarı kullanmıyor. Şeye odaklanmış durumda. Kupaya odaklanmış durumdalar. Yani Süper Lig'deki çarıyla oynadığı için sürekli onunla antrenmanlar yapıyor. Eğer bunu kullansa çar beleşten bu harika çar beleşten duruyor. Kenarda bir köşede yatıyor. DSR1 de kuantumluymuş bu arada. Desen olarak Fenerbahçe mekatronik ama en güzel DSR'ye yakışan mekatronik ya. Ön eklenti de bayağı varmış bu arada. Alt eklenti aksesuar, alt eklenti mekatronik, DSR bir kral abi, kral item ya. Şu item var ya AWP'den çok daha iyi ama işte AWP çok seri, bence AWP'nin gücünü biraz düşürürler gibi geliyor yakın bir zamanda bana. Avuk'ta kuantumluyum, 2 tane kuantum varmış Avuk'un bu arada. Bu itemlerin birazdan artı kaç olduğuna da bakarız. Kabusu da var, Fenerbahçe desini, gümüş var. Gümüş nasıl duruyor? Oo, gümüş bence Avuk'ta çok güzel durdu. Mekatronik, ön eklenti, gümüş. Oo. Quantum. Bence gümüş gayet güzel durdu Avuk'ta abi. Avuk'a gümüş çok yakışıyormuş lan. M6 el verici dedi. Quantum var diye ki bütün itemlerini Quantum çıkarmış be. Bu arada yok. UTS 15'inde Quantum var mı acaba bunun ya? Merak ettim. Pompalının. Oha. Bakın kardeşlerim, Salvo altın. Bu efsane mi acaba? Bunların da şeyi çıkmış ama efsane mi değil mi çözemedim, nadir. Niye bu kadar parlak durdu lan böyle bu? Altın full'a baksana da ne güzel durdu. Efektleri biraz arttırdım ondan mı acaba? Efsane durdu ama he. Kar 98'de de kuantum var. Bütün itemler kuantumlu abi. Mehmetçik Pro da full efsane neredeyse. Ön eklenti olarak kuantum yok. Fatih bir eşsiz desenmiş dedim. Fatih'te bu eşsiz ne dedim böyle? Merak ettim birden. Fatih'te Fatih'te bu şekilde kardeşlerim. Gerçekten efsane değil mi? Artı 6'dır horol desen. Bu Fatih'in desen hatırladım lan. Ben çıkardım bunlara kardeşlerim. Benim 2 ay önce falan bir videom var. Fatih'i ben desen açmıştım bu çarda. Şimdi hatırladım. MPT 76'da da kuantum var. Abi efsane itemler ve full kuantum. Umarım sizin de böyle güzel çarınız olur. Göz bebeğim Deagle. Karambit. Gölge. Husman. Evet kardeşlerim. Şöyle bir itemlere bakalım. Envanterinde kaç tane artı altı var? Ege'nin gerçek hesabı bu. 1. Avuk 2. Fatih 3. Artı 5. MPT 76. Ve 3 tane artı 5. 3 tane artı altısı var. Bir e-sporcuları. Sadece AWP artı 6. Kar 98 artı 6'ymış. DSR ve MPT 76S artı 5. Evet. Nişancı bıçaklardan da hafif makinelerden yok. Silahlar. Tabancadan Glock Landigle. Bıçaklardan da Karambit artı 6. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Sadece bir tane bir kart iade yapacağım.
O da fazla item varsa bir tanesini gönder abi. Bakalım korsan eklenti çıkacak mı? Ege'ye bir sürpriz yapalım. Kullanmaz bunu. Zaten şey vardı, kuantum vardı. Git gönder abi. Hadi Ege'cim lan, şansın var mı be? Bastım boçum. Avuk'a geldi. Avuk. Kurt gibi oldu biraz. Dostlarım buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.